Burcum günaydın yok mu? Hayırlı sabahlar. Ablalara bir günaydın de. Daha uykumuz var mı? Açıldık gerçi. Hadi geç. Herkese selamlar. Saat 12'ye geliyor. Toplantımız var. Okula geldim hemen hazırlanıp. Az önce geldim eve, toplantı vardı. Dedi İngilizce ders saatinde dedi yarın 11'de toplantı yapalım diye grup öğretmen yazmıştı. 11'de gittim, bir saat sürdü işte. Neyse hemen az bir çay yaptım. Ondan sonra bir şeyler atıştırdım. Şu son bardağımı da içeyim, etrafı toparlayacağım. Hemen böyle saat geçiveriyor, durunun şimdi çıkış saati gelir. Daha var da yani. İşimi gücümü halledeyim. Yemek olayına bakalım. Günlük işler başladı yani. Dün ben video çekmedim. Şöyle bir günlük ara verdim. Dün ne bileyim çarşıya ineyim dedim. Yok canım istemedi. Evde bir şeyler yapayım dedim. Böyle anca günlük işlerimi yaptım yani. Neyse saat 4'e geliyordu. Dedim iğnemi vurdurayım ben. Akşama bırakmayayım. B12 iğnesi oluyorum ya. Sağlık ocağına çıktım. Üşenme Elif dedim. Hem markete de uğramam gerekiyordu zaten. Eksik vardı yine. Sağlık ocağına gittim. İğnemi oldum çıktım. Bu sağlık ocağının merdivenleri hani şöyle eski kareli taşlar var ya kaygan. Şu apartmanların içlerinde de oluyor. Kare taş böyle piti kareli gibi böyle değişik neyse işte. Onlar bir kaygan mı? Ben de spor ayakkabı giydiydim. Azra'nın diğer Adidas spor ayakkabıları. Altı böyle jilet gibi kayıyor böyle öyle zeminlerde. Ben bir sağlık ocağında ben bir yere yapıştım arkadaşlarım. Yemin ederim ağlattı beni. Ben bir düştüm. Sadece bu bacağım, bir tane bacağımda böyle morarma var. Onu da şu tutunma demirleri var ya oraya vurduğum için. Onun dışında bir şey yok da. Nasıl kaydım jilet gibi hızlı hızlı iniyordum mu? Nereye acelem vardı ben bilmiyorum. Bir anda bir kendimi yere kapaklanmış buldum. Epeydir de düşmemiştim. Yani, yani öyle her zaman düşen bir insan değilim. Benim annem çok düşerdi tövbe. Aklıma geliyor da. Ben bekarken işte yani. Annemin ayağı dönü dönü verirdi. Bir gün tepe başından yürüme iniyoruz. Kadırga yokuşu diye bir yer var. Zonguldaklılar bilirler. Ben önden gidiyorum. Annem arkada telefonla konuşuyor herhalde bilmiyorum. Bir döndüm annem yok. Adamlar annemi kaldırıyorlar yerden. Öyle bir kapaklanmış ki yere. Hiç duymamışım bile yani. Hiç unutmam. Çok düşerdi. Benim öyle düşme huylarım da yok. Ay dün öyle bir badire atlattım yani. İyiyim ama sıkıntı yok. Bugün de yine sağlık ocağına gideceğim de bugün artık çarşıya inerim sanırım. Hem taksit veririm hem bir dolanırım şöyle bir bakarım. Bir kızlar gelsin okuldan da. Acelesi yok. Giderken de sağlık ocağına uğrar. 2 dakika iğnemi yaptırırım yani. Saati 4 yaptık. Evi toparladım. Eve geldikten sonra Duru'yu alıp geldim. Ondan sonra işlere bir koyuldum. Hallettim yani çok şükür. Sonra yemeği yapmıştım. Demin kapattım altını. Bu senenin ilk beyaz lahanası, kabuska yemeği. Kabuska demişim geçen biri öyle iddia ediyordu da ben kabuska dediğime eminim ama neyse kabuska yemeğim kıymalı, pirinçli. Her kış favorimiz biliyorsunuz. Şey gibi oldu. Anlatmama gerek yok görüyorsunuz. Neyse burada da kızların vazgeçilmezi. Şimdi öbürü de gelir okuldan. Duru bir tabak yedi sıcağıyla. Bundan istedi çünkü gelir gelmez. Dünden de biraz yemek vardı. Böyle canlar. Tekrardan selamlar. Saat 5'e geliyor. Rıza birazdan gelecekmiş. İyi dedim ben çarşıya iniyorum. Hem işlerimi halledeceğim hem de bir şeyler bakacağım. Kaç gündür inmedim. Büyük kayıp gerçekten. Öyle ne bulduysam üstüme giydim valla. Kızlar da bir şeyler atıştırıyorlar. Dediğim gibi Rıza gelir birazdan. Hemen yine üst yoldan sağlık ocağına uğrayacağım. İğnemi yaptırayım. Oradan da yürüyerek çarşıya ineyim. Evet. Önce iğnemi olmaya geldim. 20 dakika var sağlık ocağının kapanmasına. 5'e çeyrek var. Hatta 15 dakika aynen. İnşallah personel vardır. Yoksa akşam acile geleceğim. Ay yoruldum he. Çarşıya inmeden yoruldum. Buradan kestirme var da.
Dün şurada yere yapıştım. Vallahi buradan bir kaydım ki şuradan. Yetiştim. Vallahi yetiştim. Şansıma çıkıyorlarmış tam. Biz de diyor 5 dakikaya çıkacaktık diyor. Kaldı 2 gün sonra haftada bir olacağım. Sonra ayda bir olacağım B12'yi. Derken Duru arıyor beni. Ne diyecek acaba? Şöyle yürüyerek ineceğim de şeye uğrayacağım. Yöne uğrayacağım. Bir de Topkırı Ticareti uğrayacağım. Oralara taksit vereceğim. Hem kurutmamın taksiti hem de Yöne biliyorsunuz hesabım var. Onları ödeyelim. Her ay olduğu gibi. Ödeye ödeye gidelim. Vallahi iniverdim çarşıya hemen. Önce şu Topkırı'a uğrayayım. Çarşı içine geçtiğim taksit olayını halledince de yeni sezon El Sıva'ya neler gelmiş bakalım. Şu erkek ürünleri dikkatimi çekti. Ne kadar güzel şeyler gelmiş. Bu sivitler falan. 800 lira. Altları da var. Bence çok hoş. Çok güzeller. Şöyle göstereyim. Bak bu yeşil de çok güzelmiş. Takım yapılır. Altı ne kadar? Aynı. 1600'e geliyor. Şöyle. Ama paçaları bol ya. Rıza istemez. Şöyle giyiyor. Neyse o kendi alıyor bir şeyler. Ben ona beğenemiyorum da şöyle bir bakayım dedim yine de. Bizi ilgilendiren katlara çıkalım. Benim kaputa neler gelmiş. Siyahını almıştık ya geçen sene. Kremi de var. Ben onu çok severek giyiyorum ya. Bu seneki fiyatları ne kadarmış? 1300 TL. Şu siyahı aynı 1300. XS bendeki. Kalıpları geniş zaten bunların da. Montlar çıkmış vallahi. Çok güzel şişme montlar var. Şu ne kadar? Aynı genelde 1300. Deri ceketler, yelekler. Ay şu yelek güzelmiş he. Ay 800 TL. O kadar hoş. Denesem mi? Ha, şundan bir deneyeyim bakayım. Yelek çok da istediğim gibi olmadı. Yani. Neyse. Şu benimkinden aynısı var. Bu sene ne kadar olmuş? 650 olmuş. Azra giyiyor şimdi. Pijamalarda indirim mi var? Bakalım ilgi alanımız biliyorsunuz. 450. Atlar 250. Pembeli var. O da mı aynı? O da 700'müş. Aa, kabak konsepti. Yeşim abla dediydi bakarsın diye. O seviyor böyle şeyleri. Kabaktır, limondur. Peçeteleri var, tepsileri var. Şu tabağı şöyle, tabakları var. Ne kadarmış? 100 lira tanesi. Burada örtüleri de var. Bu farklı runner'lar. Şunlar da 400 TL. Kabaklı runner da 359. Şunlar çok güzel. Kalorileri değil, anılarımız var. 180 TL. Ramırlar çok kısa. 300 TL. Ha, o şu. Pardon, yanlış baktık. Şu kabaklı. O da 300, aynıymış. Başka sepetler gelmiş. Böyle bakın. 300 lira. Bir büyüğü var. Aynı mı? Bu da 300. Ay şu ne kadar şıkmış. Bakar mısınız? Ne kadar? Dur hemen fiyatına bakacağım sizin için. Düşürmeden. Bakacağım bir saniye. 600 TL. Ama çok şıkmış. 600. Aynıdır. Uçtu artık her şey vallahi. Şöyle şunlardan gelmiş. Bunlar da kullanışlı olur. Fiyat hemen söylüyorum. 700 TL. Krem rengi. Başkasına çok hoşuma gidiyor bazen böyle şeyler.
Kendim de bir türlü beğenemiyorum. 1.300 bu krem olanı. Bak şu pantolonların kalınları gelmiş. Sonbaharlık. Şurada yelekler var yine. Ha bak, bizim yeleklerin kısası gelmiş. Bu iyi. Bizimkiler çok uzun. Yeşim ablayla var bizim. O çok uzun böyle. 800 lira. Bak bu boy iyi işte. Kısalar daha güzel valla. Ama siyahım var. Uzun. Kremi var mı bunun? Kremi uzun mu? Bak kremi uzun gibi. Şu fark. Ha şu var. Tamam bak. Şunu yerine asayım da. Ay asamadım. Kremi güzel. Trençler de. Geçen sene de baktıydık hatırlarsınız. Ama trenç bana yakışmıyor. Ereğli'den almıştım bir tane. Giyemedim, anneme verdim. Fiyatlarını göremedim. Nerede? 1.300 bunlarda. 1.300. Şöyle açık rengi de var. Aynı. Böyle geçen sene diyorum ya. Almadan bitirmiştik. Blazer'lar ne kadarmış bu sene? 1.200 onlarda ceketler. Ceket severlere. Değişik bir çanta gelmişim bakalım. Bunlar vardı zaten. Aynen. Kırmızı farklı gelmiş. Ben geçen sene kırmızı bir tane buradan almıştım ya. Şimdi bir de bunlar var. Bak bu da 250, gayet iyi. Çok da tatlı duruyor. Ben Elsivan'ın çanta kalitesini seviyorum. Şu. Bak şu da güzel. Çıkartmayayım da. Çıktı zaten de. Şöyle göstereyim. 300 TL. Vallahi çok hoş. Yerine koyalım. Burada varmış da yukarı asılıyorum. Tövbe. Şunlar büyük. Ha, siyahı var. Beli böyle detaylının. Siyah pantolonu. Bunlar indirimdekiler herhalde. Tek kalanlar mı? Şu kot nasılmış? Kaç beden? 32 büyük bana. Artık 29 falan giyiyorum ben. Güzelmiş ama. Bol paça. Eşofman altı. Yine kot var. Bu kaç beden? 34-32. Bu daha büyük. Şunlar var. Bu pensli pantolonlar. 40'ı kalmış. 795 lacivert rengi. Bunlar fiziği çok hoş gösteriyor. Siyah almıştım ya. Şunu beğendim aslında. 40 beden diyor. Böyle İspanyol paça gibi. Denemeyi üşeniyorum ya. Duruş ya, bunlar hem uzun gösteriyor, güzel oluyor, bir de kotları güzel oluyor Elsivan'ın. Fiyatı da 700. Elsivan'dan çıktım, Emral'e geldim. Şurada bir saat beğenmiştim. Geçen hafta kararsız kalmıştım. Bir sürü saat var 500-600 bandında. Hadi girelim bakalım. Şöyle göstereyim de, kalabalık içerisi, o yüzden buradan çekeyim dedim. Çekemiyorum kimsenin yanında. Gold bir saat şu aynen, bak gördüm orada. Saati aldım. Bakın. Ben hiç saat takma alışkanlığım yoktur ama artık çelik bileklik yerine böyle saat takasım geldi. Böyle kibar bir şey aldım. Şimdi de takıcı Alpin'e geldim. Duru'ya sözüm vardı. Ona tokalar alacaktım. Harika tokalar buldum yalnız. Şunlardan aldım. 70 liraya da gayet iyi. İçinde şöyle 5 tane mi var? Evet. Ona alayım. Değişik değişik örerken takarız. Buranın takıları güzel oluyor zaten. Bak şunlardan takmıyor. Yoksa alırdım böyle saçların kenarlarını ama bunlardan takmıyor. Ay şunlar falan ne kadar gerçekçi duruyor. Çok hoşlar. Ne kadarmış onlar? 100 lira. Gözüm de görmüyor. Tövbe yarabbim. Duru'nun tokalarını aldım. Japon pazarına geldim. Bayağıdır buraya da girmemiştim. Buradan da nasibimi alayım. Şöyle çok güzel kahvaltı setleri var da. Keşke kullanabilsem. Ne kadarmış? 950 lira. Paçinin ama. Bakar mısınız şıklığına? Ay çok güzel. Siyahı da var. Harikaymış. Kullanılmıyor günlükte de. Şöyle var. Şöyle var. Şu. Bu 850, şu çok güzelmiş ama. Heh, bak.
dolapta ne bileyim ya da biri geldiğinde böyle güzel olabilirmiş. Şöyleler var bir de. Kabak burada da var. Onları beğendim ama ya. Onları geçen görmemiştim. Geçen geldiğimde. Şöyle standlar gelmiş. Yağdanlık altına bunlar da. Şöyle var. 40 lira. Şunlar var mıydı? Bak bunları hatırlamıyorum. 110. Çok güzelmiş. Onu hatırlayamadım. Var mıydı? Başka. 30 lira şöyle kahvaltılık kaseler. Bakalım bakalım. Şunlar hep olan şeyler zaten. Artık eve gidiyorum. Ay fırına uğradım. Pasta aldım. Daha sonra beslenmeye sandviç aldım kızlara. Şimdi de dolmuşa gidiyorum. Son durak nerede biter? Şoka girdim. Evden çıktığımdan beri bir şeyler istiyorlar benden. Hepsi bakın istisnasız. Duru ayrı, Azra ayrı yazıyor WhatsApp'tan. Rıza arıyor, şuraya da girsene şunu alsan. Neyse. Azra'nın istediklerini aldım. Keçeli kalem falan istedi. Bir şeyler istedi, boya malzemesi. Sandviç istediler, aldım. Bir de dedi anne dedi süzme peynir canım istiyor. Hiç de süzme peynir almayız biz. Nerede yedi canı istedi. Bana dedi süzme peynir alır mısın? Bir de dedi dana macar salam sandviç yapacakmış sabahları. İyi dedim. Öyle yani. Bir şeyler aldım gidiyorum. Geldim yani eve. Geldim. Karnım aç. Hemen yemek yiyeceğim. Kavuska yemeğimi ısıtayım. Bir tabak ondan pul biberli yiyeyim. Şunlardan alıyorum ben pastaneden. Dörtlü. İşte bunlara sandviç beslenme iyi oluyor. Azra da zaten buna yapacak. Daha sonra çok güzel çikolatalı profiterollü şöyle dilim şey aldım. 4 dilim falan geliyor bu çikolatalı canım istedi. Ay ekmeği pastaları da çok güzel oluyor. Burada da şunlar Azra'nın. Azra aldım şeyleri. Keçeli kalemle makas istemiştim. Burada da bunlardan durucuğumu. Şunlara heves ediyordu zaten. Takmaz da işte. Bunu ben bir videoda kullanırım. Şu Instagram artık reel satıyorum ya, komik reelsler. Bugün Müge Anlı ile ilgili yine ikinci bir reel sattım. Oradaki Müge Anlı videomuz patladı çünkü. Reels patladı. Milyona gidiyor. 1 milyon izlenmeye gidiyor şu anda. Ve oradan deli yorum geliyor şu anda. O sevildi. İkinciyi çektim bugün, koydum. Şunu da yine başka bir içerikte kullanırım. Hem de sonra zaten Duru ister. Şunları da şöyle örgü mörgü yapmak için aldım. Hanımefendinin süzme peyniri. Şöyle dana macarlarını aldım. Hep peynirde böyle şeyler almadık. Yani çok da yeniyorlar ama bilmiyorum. Burada da şampuan var. Başka? Heh, bir de şunu aldım. Bakınız. Bu yaşıma kadar hiç kol saati takmadım. Hep bileklik takıyorum. Ama bu aralar hep herkesin elinde gözüme ilişiyor böyle. Genelde fenomenlerin elinde, storylerde falan. Saatler dikkatimi çekiyor. 600 liraydı. Emral'de o girişteki zaten takıcının muhteşem oluyor. Takıları da saatleri de çelik. 2 yıl garantili dedi. Böyle. Güzel ya. Gold kibar hem büyük de değil. Tabii oje moje olunca daha şey durur. Oje sürünce falan. Ters mi takmışım ben bunu? Al bak. Görüyor musun? Ters takmışım. Düzelteyim. Ayarlayabiliyorsun da kordonunu istediğin gibi. Bunu çok severek kullanacağım. Çünkü çok hoşuma gitti. Ne oluyor yine? Hı? Neyse yemeğin altını yakayım. Üstümü değişeyim. Ellerimi yıkadım. Gelir gelmez saçımı topladım. Aşkım bak. Saat 8.30 geçti. Çep ailesi için çay vakti. Şöyle 3 dilim çıktı pastadan. Bize üçümüze yetiyor kızlarla. Rıza'nın tatlısı var. Bazen böyle kendime çikolatalı pasta aldım deyince yazanlar oluyor. Rıza sevmiyorsa ona başka alsaydın diye. Onun tatlısı var evde.
Neyse, çayımızı içeceğiz. Burada veda edeyim artık. Yarın kısmetse yine görüşürüz. Şimdiden hayırlı cumalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.